Vodafone Frizon Stüdyo bu kez pop müziğin sevilen isimlerinden Alena Tilki'yi ağırladı. Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari ve Yalnız Çiçek adlı şarkılarıyla ünlenen genç sanatçı, 1 Kasım'da Vodafone Frizon Stüdyo'da verdiği saçma güzel online konserde milyonlarca hayranının evine konuk oldu. Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Orkun Işıtman yaptı ve yaklaşık 1,5 saat süren konserde Vodafone Frizon YouTube kanalında canlı yayın yapıldı. Canlı yayın boyunca tüm şarkılarını seslendiren şarkıcı, Yalnız Çiçek şarkısının neden playback yaptığı merak konusu oldu. Evet, sırada Yalnız Çiçek varmış. Yalnız Çiçek. Yok yok, ya hemen ona girmeyelim bence. Azıcık beklesinler. Şöyle Mabel Matiz falan söyleyelim. Zaman... Yalnız Çiçek olmasın. Şimdi Mabel Matiz, o zaman Yalnız Çiçek geliyor. Şarkıcısıyla beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gelen Sıla, 3 ay koruma kararı aldırdı. Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüm diye belirtti. Şarkıcıya sosyal medyadan Emre Altun, Nazan Öncel, Sertab Erener, Şebnem Ferah, Ezgi Mola, Bengü gibi ünlü isimler destek mesajı yağdırdı. Acun Ilıcalı köyde kendi kendilerine O Ses Türkiye yarışması düzenleyen 52 çocuğu İstanbul'a getirtti ve 2 gün boyunca misafir etti. İkon Can Süreyya Yalçın'ın 3. eşi Ozan Baran'ın 42. doğum günü için aldığı öne sürülen el yapımı tır eski, aslanların da kiralık olduğu ortaya çıktı. Fahri Evcen'in bebeğini kendisinin de doğum yeri olan Almanya'da dünyaya getirmek istediğine önceki akşam Burak Özçivit nokta koydu. Arda Turan, oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslan Doğan için kesenin ağzını açtı. Eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi. Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Hünkar restorandaydı. Çıkışta sağlık durumu ile ilgili sorunları yanıtlayan Berkay Şahin, "Burnumda sorun yok, bir tıkanıklık vardı ama onu da lazerle açtılar, şu an iyiyim." dedi. Şarkıcı, sahne programlarının aksamasının yarattığı maddi kayıpla ilgilenmediğini de söyledi. "Ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum." dedi. Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, 24. yaş gününü yakın dostlarına verdiği yemekle kutladı. Partiye damga vuran bir başka olay da Durmaz'ın ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun topuklu ayakkabısına döktüğü içki içmesi oldu. ABD merkezli film ve dizi platformu Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Osmanlı Yükseliyor adlı 6 bölümlük dizi için hazırlığa başladı.